Değerli katılımcılarımız Ali Bey, Fikret Bey, merhaba, hoş geldiniz. Umuyorum gününüz, haftanız, yeni seneniz güzel geçiyordur ve sizler ve sevdikleriniz sağlıklı ve iyisinizdir. Bugün 2021 senesinin ilk teyit webinarı ile karşınızdayız. Paydaşlarımızın katkısıyla doğru ve güncel bilgiden oluşturduğumuz platformlarda hep birlikte faydalanmak teyit olarak ana hedeflerimizden. Sizlerden gelen içerik ve paylaşımlarımızla ilgili geri bildirimler olumlu oldukça da çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkürler takdirleriniz için. Bilginin yanı sıra teyitten aynı zamanda en çok istenen katkılardan biri de iyi ve kötü uygulama örnekleri ve vakaların paylaşılması. Çok değerli eğitmen ve konuşmacılarımız özellikle geçtiğimiz hafta 8. dönemine ikinci kez çevrimiçi başlattığımız kurumsal etik ve uyum yönetimi programımızda etik ve uyum krizlerinden, kötü tecrübelerinden ve bu deneyimlerde neler yaşadıklarından, nelerin doğru, nelerin yanlış olduğundan bahsediyorlar açıklıkla. Bugün sizlerle etik ve uyum yönetiminde eksikler, süreçlerde ve kontrollerde açıklar olduğunda neler yaşanabileceğine, sonuçların nerelere kadar gidebileceğine dair dersler çıkarabileceğimiz bir vakayı dinleyeceğiz konuşmacılarımızdan. Ben süreden çalmadan hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Her zaman olduğu gibi katılımcılarımızın sesleri etkinlik boyunca kapalı olacağından bize sorularını soru cevap bölümünden iletebilirsiniz. Konuşmacılarımız vakit el verdiğince sorularınızı da değerlendirmeye çalışacaklar. Zamanı çalmadan dediğim gibi hemen konuşmacılarımıza bir kez daha teşekkür ederek sözü Fikret Bey'e veriyorum. Herkesin keyif aldığı, fayda sağladığı bir etkinlik olmasını diliyorum. Hoş geldiniz tekrar Fikret Bey, buyurun. Nesli'den çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Senenin ilk webinarı ve teyit içinde bir ilk, ilk defa bir vaka analizini masaya yatırıyoruz. Gerçekten ben daha önceden birçok konuşma, webinarlarda bulundum, panellerde bulundum ama böyle bir vaka analizini ilk defa yapıyoruz. Onun için biz de biraz heyecanlıyız. İsmim Fikret Sebücüoğlu. Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bir danışmanlık firmasında iç denetim, iç kontrol, suistimal inceleme, beyaz yaka suçlar, etik uyum çözümleri konusunda çalışmalar yapıyorum. Bugün benim de mensubu olduğum Association of Certified Fraud Examiners Derneği'nin dünyada 2020 yılında en önemli 5 suistimal skandalı olarak tanımladığı Wirecard skandalından veya Wirecard vakasından bahsedeceğiz. Başka bir tanım da, Almanlar özellikle bunu daha çok kullanıyor. Almanya'da savaş sonrasında başlarına gelen en büyük muhasebe skandalı. Yani büyük bir etki uyandırdı, devasa bir muhasebe skandalı. Bunun detaylarını size dostum Ali ile detaylarını vereceğiz. Başlamadan önce çok kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Wirecard, Almanya'da borsada, borsaya kote, DAX'da, DAX 30'da olan ve 2020 Haziran ayında iflas eden bir şirket. Bu şirkete ilişkin şu anda yetkili kurumlarda soruşturmalar, mahkemelerde de davalar halen devam ediyor. Bugünkü etkinliğimizin amacı bir skandal olduğu konusunda artık kimsenin şüphesi olmayan bu vakayla ilgili etik, uyum ve kurumsal yönetim perspektifinden alınacak dersleri, konuşulacak konuları konuşmak istiyoruz. Çünkü amacımız Etik ve İtibar Derneği olarak şirketlerde etik ve uyum ortamını iyileştirmek, geliştirmek. Amacımız hiçbir kurumu yargılamak değil. Bunun altını çizerek sizlere belirtmek istiyoruz. Etik ve İtibar Derneği çerçevesinde onun çatısı altında düzenlenen bu etkinlikte ben Fikret Sebücü olarak ve Ali Ilıcağ'ın söylediği sözler bizlerin görüşleridir. Bunun da altını çizmek istedim. Çok kısaca 90 dakikamız var. Bu 90 dakikayı nasıl kullanacağız? Onunla ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ali şu anda bize Almanya'dan bağlanıyor. Hani böyle televizyonlarda şeylerde olur ya haberlerde. Yani tam bunun kaynağından bağlanıyor ve konuyu detaylı inceleyen bir arkadaşımız. O nedenle size ilk önce bir kısa bir hikayesini anlatacak konunun. Araştırmacı gazeteciliğin öneminden bahsedecek. Bürokrasi ve siyasetin bu olaydaki rolünden bahsedecek. Daha sonra kurumsal yönetim ve bu konuda uzman olarak çalışan kamuoyunun bu konuya tepkisinden bahsederek şu an itibariyle bu konudaki gelişmelere değinecek. Ben ise mesleğim icabı bu olayın suistimal yöntemi tarafını detaylı bir şekilde gireceğim. İhbar mekanizması, bağımsız denetim, üçüncü taraf riskleri, Etik ve İtibar Derneği'nin en önem verdiği konulardan bir tanesi, iç kontrol eksiklikleri ve COVID-19 döneminde yaşanan
ve Wirecard olayında da gördüğümüz birkaç hususu size paylaşmak istiyorum diyorum ve sözü Ali'ye bırakıyorum. Herkese merhaba. Adım Ali Ilıcak. Bir iktisatçıyım ben ama bir avukatlık bürosunda çalışıyorum. Rekabet iktisadı ve rekabet politikası konularında faaliyet gösteriyorum. Almanya'dan bu Wirecard olayını anlatmak için sizlerle buluşturan teyide de buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Wirecard ne iş yapıyor? İsterseniz önce onunla başlayalım. Çok böyle yüzeyde görülen bir şirket değil. Bir dijital ödeme şirketi Wirecard. 1999 yılında kurulmuş ve özellikle de e-ticaretin gitgide artmasıyla, önem kazanmasıyla büyümüş bir şirket. Bu yaptığı iş, e-ticaret yaparken alışveriş için kullandığınız kredi kartını veren banka ile satıcı, işte merchant diye İngilizce'de geçen e-satıcı arasındaki işlemi kolaylaştırıyor ve bazı riskleri üstleniyor. Kredi kartı sunan bankanın üstlenmesi gereken risklerin bir kısmını kendi üzerine alıyor. Dolayısıyla çok dışarıdan görülen bir şey değil ama dijital bir şirket. Bence vurgulanması gereken bu. Almanya'nın bu dijitalleşme treninde aldığı bilet diye düşünülebilir ve bir göz bebeği bir şirket idi geçen seneye kadar. Nasıl bundan 150 yıl önce demiryolu şirketleri, 100 yıl önce petrol ve otomobil şirketleri, işte 50 yıl önce de bilgisayarın donanımı üreten şirketler bu geleceğe taşıyordu bizi. Şimdi de biliyorsunuz bu dijital şirketler diye en çok, en kaba anlamda genelleyebileceğimiz şirketler bu işi yapıyor. Ve Almanya'nın bu konuda bir şeyi yok, başka bir adayı yoktu bu trene onu bindirecek. Dolayısıyla bütün devlet bürokrasisinin de borsada gösterdiği harika performans sayesinde de kamuoyunun, borsayla ilgilenen, hisselerle ilgilenen kamuoyunun göz bebeği olan bir şirketti. 99'da kurulan şirket 2005 yılında halka açılıyor. Ama bildiğimiz anlamda halka açılmıyor. Çünkü halka açılmak için biliyorsunuz düzenleyici kurumun, ki bunun adı burada BaFin, Türkiye'deki SPK'ya ve BDDK'nın yetkilerinin toplamına denk geliyor. Bir idari otorite, bağımsız diye geçiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de özerk diyoruz buna. Bir özerk bir idari otorite, Finans Bakanlığı'nın altında, Maliye Bakanlığı'nın altında yapılanmış. Onun birçok düzenlemesinden geçmeniz gerekiyor halka açılmak için. Ve Wirecard'ın dahi CEO'su Marcus Braun diyor ki biz bu işi yapacağımıza zaten halka açılmış bir şirket satın alalım. Ve onunla birleştiğimiz zaman da halka açılmış oluruz otomatik olarak. Ve aldıkları şirket bir call center, çağrı merkezi şirketi. Fakat bu çağrı merkezi şirketi bir takım porno web sitelerine ve internet kumarhanelerine hizmet veren bir şirket. Dolayısıyla Wirecard bu işleri 2005'te devralıyor. 2006 yılında da bir Münih'te kurulu bir bankayı satın alıyor. Bu bankayı satın aldığı zaman bu banka Visa ve Mastercard lisanslarına sahip ve de banka olduğu için bu satıcıların, e-satıcıların paralarını tutabilme yetkisine sahip oluyor Wirecard. İşini yapabilmesi için onların paralarını bir süre, kısa bir süre kendi üzerine tutması gerekirken bu işi yapıyor ve kredi kartı ihraç edebilir hale geliyor. 2016 yılında Wirecard'ın değeri o kadar artıyor ki artık Almanya'nın ilk 30 şirketinin kote olduğu, daha doğrusu yer aldığı DAX 30 adlı endekste yer almaya hak kazanıyor. Ve Commerzbank, Almanya'nın ikinci en büyük özel bankası DAX'tan çıkıyor, yerine Wirecard giriyor. 2018 yılına gelindiğinde Wirecard'ın değeri 24 milyar euroyu buluyor. Hisselerinin değeri ise 190 euroya çıkmış oluyor bu noktada. Halka açıldığı fiyat 2 euro gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam ve 2005'ten 2018'e 2'den 190'a gittiğini düşünürseniz bayağı bir yatırımcının da kimyasının bozulmasına neden oluyor ve ben buraya geldiğimde 2016 yılında bir ev partisini, bir bahçe partisini hatırlıyorum. İşte yaptığım işi ekonomisi, öyle mi, finansla ilgileniyorsun, Wirecard hissesi aldın mı?
diye soruldu bana. Ben dedim ki ya ben Wirecard'ın ne iş yaptığını henüz tam anlamış değilim. Çok da ilgilenmedim açıkçası. Siz ne iş yapıyorsunuz dedim. Ben fintech konusunda çalışıyorum. Bunu anlatan kişi bana. Ha o zaman Wirecard'la aynı işi yapıyorsunuz. Dolayısıyla bana anlatabilir mi sizin ne iş yaptığını diye sordum. Konu Almanca geçtiği için de biraz zor oluyor tabii ama. O da dedi ki gelecek Wirecard'da. Yani ne iş yaptığını fintech alanında çalışan birisi bile bilmiyordu. Fakat herkesin dilinde, bir bahçe partisinde bile bunu konuşuyorlardı. 2018 yılında başka şeyler de oluyor Wirecard'la ilgili. Bir sene önce Citibank'in Asya'daki bütün ödeme sistemi işini satın almıştı Wirecard. 2017'de 11 ayrı ülkede. Dolayısıyla bu konuda bir dünya çapında bir marka olmaya hak kazanmıştı. 2018'de Singapur'da bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Yolsuzluk incelemesi başlıyor şirketin kendi içinde. Kendi hukuk müşavirliği birimi konuyu ele alıyor. Fakat sonra hiçbir şey olmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 700 milyon euroluk bir şeyden durumdan bahsediliyor. Yani 700 milyon euroluk bir açıktan bahsediliyor. İşte bir muhasebe hesaplarıyla oynandığının, Singapur'daki iştirakin başındaki kişinin bir takım kara para aklama ve muhasebe oyunları yaptığına ilişkin gelen şikayeti hukuk müşavirliği sonuçlandıramayınca birisi Financial Times'a Eylül ya da Ekim ayında 2018'in Eylül ya da Ekim ayında bir haber uçuruyor. Ve diyor ki işte bu şirkette bu şikayetimizi yapmamıza rağmen kimse bir önlem almadı. Kimse gereğini de yapmadı. Ben bundan rahatsızım diyor haber uçuran kişi. Sonra 2019 Ocak ayında yani Financial Times bunu inceleyip sık dokuduktan sonra haber yapıyor. Ve bu Almanya gündemine bomba gibi düştü. 2019 Ocağı. Wirecard'da nasıl bir sıkıntı var şeklinde bu önemli büyük bir haber olarak çıktı ve 2019 Şubat'ına gelindiğinde ise işte bu haberler devam etti. İlginç bir şey oldu. Bu BaFin, oranın SPK artı BDDK'sı dediğim düzenleyici kuruluş, bu sermaye piyasasının düzgün işlemesinden sorumlu olan kuruluş, Wirecard hisselerine ilişkin olarak açığa satış yasağı getirdi. Bu tarihte ilk defa olmuş. Yani BaFin daha önce açığa satış yasağı getirmiş ama mesela bütün hisselere. Diyor ki mesela DAX 30 hisselerine ya da piyasadaki bütün hisselere işte bu 2008 krizinde yanlış hatırlamıyorsam açığa satış yasağı getiriyor. Ama ilk defa spesifik olarak bir şirketin hisselerini koruyor. Ve diyor ki bunu yaparken Wirecard'ın ekonomimiz için ifade ettiği anlam açıktır ve bir yandan da bizim bu güveni sağlamamız gerekiyor diyorlar. Ve bu şekilde kendi tarafını belli ediyor BaFin. Ve ondan sonra bununla da kalmıyor. Financial Times'ta bu haberi yapan iki gazeteci hakkında Münih Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunuyor. Bunlar piyasa manipülasyonu yapıyor. Wirecard'ın hisselerini düşürmeye çalışıyorlar. Bu açığa satışın ne demek olduğunu belki konuyla ilgilenmeyenler olabilir. Bir açıklayalım. Açığa satışçılar öyle diyelim. Tersine yatırımcılar aslında. Şirketin hissesinin değerinin düşeceğini düşünerek yatırım kararını alan kişiler. Dolayısıyla şirketin hissesinin değeri düşerse para kazanıyorlar. Yani hisse yatırımcısı şirketin hisse değeri yükselince para kazanırken açığa satışı tersinden para kazanıyor. Mekanizmayı anlatmaya çok gerek yok. Ve BaFin diyor ki bu açığa satışçılarında bir oyunu bu. Biz Wirecard'a inanıyoruz. Wirecard hemen Financial Times'a da muhabirlere de ayrı ayrı dava açıyor. Zaten bir yandan da cezai soruşturma başlamış durumda. Biz bu işin peşini bırakmayacağız diyorlar. Gazetecilere, açığa satışçılara, bu açığa satış dediğim ekipte bunlar birlikte hareket eden şeyler, yatırımcılar İngiltere'de. Financial Times'ta malum Londra merkezli bir gazete. Bunlara karşı nasıl okunuyor tam Fikret? Phishing diye mi geçiyor? E-mail üzerinden yapılan saldırı. Phishing mi? Onun gibi bir şey. Phishing diyelim. Phishing diyelim. Phishing saldırıları başlıyor. Yani onların e-mail hesaplarını ele geçirmeye yönelik olarak kimden geldiği belli olmayan mailler gönderilmeye başlanıyor. Ve bir yandan da bu gazetecilerden bir tanesi Dan Crum mıydı Fikret ismi? Evet, Dan Crum. Dan Crum'un sonradan yaptığı bir videoda anlattığı üzere takip edilmeye başlıyorlar. Diyor ki işte bir
trene biniyorum, işte metroya biniyorum, arkadan birisi geliyor mu diye bakıyorum, sonra metrodan geri iniyorum. Filmlerde gördüğüm şeyleri yapıyorum ve bunun da ne kadar komik olduğunu farkına vararak yapıyorum. Bu da çok kötüydü diye anlatıyor. Çünkü gerçekten takip ediliyorlar. Sonradan ortaya çıktığı üzere Wirecard'ın ikinci adamı, COO diye geçen işte Chief Operating Officer Jan Marszalek adlı Avusturyalı, Libya istihbaratının, Kaddafi zamanındaki istihbarat şefini tutuyor özel dedektif olarak ya da işte özel güvenlik olarak ve bu insanların peşine düşmesini istiyor. Bunlar hem gazetecilerin açığını arıyorlar, bir yandan da bir açığa satışçı yatırımcısını buluyorlar ve ondan biz işte Financial Times'la beraber çalışıyoruz. Financial Times bu haberi yaptığı zaman hissenin fiyatı düşünce biz de kâr ettik diye bir bant kaydı yapıyor. Ve bu da Alman önemli ana akım ekonomi portal, finans portallarından biri olan Handelsblatt'tı. Yine 8 sütuna manşet olarak çıktı. İşte Financial Times kirli bir oyunun içinde açığa satışçılarla birlikte çalışıyor diye. Dolayısıyla bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani Alman kamuoyundaki durum, dışarıdan bir saldırı var. Bizim göz bebeğimiz olan Wirecard şeklinde idi 2019 senesinde. Sonra çok fazla olay aynı anda gelişti. 2019 Şubat'ında bütün bunların üzerine Singapur'da polis, Singapur polisi oradaki iştiraki bastı ve işte arama yaptı Wirecard ofisinin içinde. Bir yandan da 2 ay sonra, yani Nisan 2019'da meşhur SoftBank, bir risk sermayesi kuruluşu, Japonya merkezli ve büyük bir kuruluş, bayağı bir nakit bulunduran ve dijital şirketlere yatırım yapan, büyük bir portföy olan bir kuruluş, 900 milyon euro Wirecard'a yatıracağını açıkladı. Hisseler yine tavan yapmadı ama bayağı düştüğü yerden şahlandı. Onları ben hatırlıyorum. Şey olmuştu, olay olmuştu. Böyle kumarhane gibi bir hale gelmişti borsa. Ve bir yandan da ama bütün bu söylentilerin üzerine şirketin üzerindeki bu uyum yükü, baskısı artmaya başladı. Moody's aynı senenin, 2019'un yani Eylül ayında dedi ki bu şirketin tahvilleri yatırım yapılabilir düzeydedir. Bunun üzerine sonradan toplam 1 milyar 750 milyon euro olduğunu öğrendiğimiz galiba 5 ya da 6 bankadan, Avrupa bankalarından oluşan bir konsorsiyum Wirecard'ın tahvillerine, tahvil çıkartmasına ve o tahvilleri satın alacağını ilan etti. İkinci elde satabilmek için bu işleri İsviçre bankaları yapmaya başladı. İkinci el Wirecard tahvilleri satmaya başladılar. Bu noktada şunu açıklamak gerekiyor. Wirecard negatif işletme sermayesiyle çalışan bir şirket. Dolayısıyla çok yüksek bir nakit çevirmesi gerekiyor. Çok yüksek bir nakite ihtiyacı var. Ve Fikret de bunun ayrıntılarını anlatacak. Escrow hesaplarına ihtiyacı var. Yani birden fazla kişinin kullanabildiği, hem merchant hem kendisi. Ve de bir tane kayyumu olan bir hesaba ihtiyacı var. Bu yüzden de sürekli bir nakit girişine ihtiyaç duyuyor. Ve bu yatırımcılar da bu işe yarıyor. Daha sonra da şimdi toparlayayım. Bağımsız denetim şirketi var bir tane. Büyük bir de bağımsız denetim şirketi var. 2008 yılındaki kendisine yönelen ilk açığa satışçı ilgisini atlatmak için çalışmaya başladı bu bağımsız denetim şirketiyle. 2018 yılına kadar bütün raporlarını gözden geçirip bilançolarını doğrulatmıştı Wirecard. Fakat bu özellikle SoftBank'in girmesinden sonra ve Financial Times'ın haberlerini ara vermeden devam etmesi üzerine gitgide yeni bulgularla, işte Dubai'de de sıkıntı var, Dublin'de de sıkıntı var diye Fikret onları daha da derinleştirir. Bir tane özel suistimal incelemesi. Öyle mi Türkçe çeviriyoruz Fikret'e? Suistimal incelemesi, evet. Yapmak üzere başka bir büyük denetim şirketiyle anlaşıyor. Ve bunu açıklıyor. Bunu açıklarken de diyor ki biz de diyor bir sürü 2500 tane çalışanımız var. Bunlardan 583 tanesi uyum departmanında çalışıyor diye bir açıklama gördük. Marcus Brown'dan. Dolayısıyla bir uyum departmanımız var. Biz bunları biliyoruz. Bize tuzak kuruluyor, komplo içindeyiz. Ama böyle bir incelemeyi de başlattık diyor. Dolayısıyla ikinci bir denetim şirketi de şirketin içine girmiş oluyor. Sonra bu
İşte auditten geçmiş, denetim yapılmış hesapların raporların açıklanması gerekiyor. Denetim şirketi ama bir türlü bu raporu söylediği tarihte açıklayamıyor. 2020'nin Nisan'ına geldik. Nisan sonunda açıklanması gerekiyor. Bir yandan da bu özel incelemenin de sonucunun açıklanması gerekiyordu. O da açıklanamıyor. Yani suistimal incelemesinin de açıklanması gerekiyor. Ve diyorlar ki COVID, yani COVID yüzünden biz bu incelemeleri güzelce yapamadık. Mars sonu gülmeyelim. Ondan sonra ve şey oluyor. Özel inceleme yapan bağımsız denetim firması diyor ki bu karların çoğu 2016 ve 2018 yıllarından geliyor. Ve biz bunları doğrulayamıyoruz. Yani bu senelerde gerçekleşmiş olan, denetim yapılmış olan kar rakamlarını biz doğrulayamıyoruz diye bir açıklama yapıyor. Ve sonra 5 Haziran'da artık bitirelim, Wirecard'ın ofisi, Münih'teki ofisi, Münih Savcılığı'nın görevlendirdiği polisler tarafından basılıyor. Sonradan öğreniyoruz ki bundan bir hafta, 5 gün öncesinde BaFin bu şeyi istemiş savcılıktan. Yani BaFin en sonunda bu raporlar açıklanamayınca, ve bu kadar iddia varken bir suç duyurusunda bulunmuş Münih Savcılığı'na. Ve sonra 16 Haziran'da, 5 Haziran'da büro basıldı. 16 Haziran'da iki Filipin bankası diyor ki, ya bu bizde escrow hesap diye geçen ve toplamında 1.9 milyar euro olduğu varsayılan hesap yok. Yani bizde böyle bir hesap yok şeyin, Wirecard'ın. Böyle bir para da yok diyor. Sonra 18 Haziran'da Wirecard'ın aslında denetimden geçmiş mali tabloların açıklaması gerekirken bu açıklamayı yapıyor. Yani böyle bir hesap yok ve para kayıp diye bir açıklama yapıyor. Bu aslında Mayıs, onları sonra ikinci turda şimdi Fikret'e söz vereceğim, sonra anlatacağım. Ve de sonrasında 25 Haziran tarihinde gelindiğinde şirket iflas ediyor. Uzatmayalım hikayeyi anlatarak. Marcus Brown şu anda tutuklu yargılanıyor. İkinci adam dediğimiz Jan Marszalek kaçak, firari yani. Kırmızı bültenle aranıyor Interpol tarafından. Ve biz şu anda bunu bugün tartışıyoruz. Fikret Beyciğim, çok uzatmadım inşallah. Vallahi harika anlattın. Teşekkür ederim. Evet, yayın bana geçti. Güzel bir giriş, hatta girişten de öte harika bir içerik verdim. Şimdi ben bu olayın suistimal yöntemi tarafına gireceğim ve bu suistimal yönteminin yıllar içinde nasıl geliştiğini anlatmaya çalışacağım. Çalışacağım diyorum, gerçekten karışık. Umarım bunu başarırım. Öncelikle şöyle bir çerçeve vereyim. Hep beni dinleyenler veya Etik İtibar Derneği'nde anlatırız. Akfe'nin yaptığı çalışmaya referans veririz. Akfe'nin çalışmasında ilk şuna bakar Akfe, CFP'lerden aldığı, yani suistimal inceleme uzmanlarından aldığı verilerde şunu analiz eder. En fazla suistimal hangi türde oluyor? Birincisi her zaman şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıdır. En sık karşılaşılan ama zararı en düşük olan, getirdiği zarar. İkincisi yolsuzluktur. Görecel olarak biraz daha zararı büyüktür, daha az olur. En az karşılaşılan mali tablo hileleridir. %10, 100 vakanın 10'unda olmuş en son açıklamada ama getirdiği zarar hepsinden kat be kat fazladır. Şimdi bunun nedenlerini anlatacağız. Burada da tam bu olay gerçekleşiyor ve bir mali tablo hilesiyle hasılatın şişirilmesi suistimal yöntemiyle karşı karşıyayız. Buna farklı şekillerde bizi dinleyenler farklı backgroundlardan gelebilir. Kazanç yönetimi de diyorlar buna, earnings management, veya biraz daha informal kullanılan yöntemde cooking the books, işte defterlerle oynama. Burada karşılaştığımız suistimal yöntemi budur. Peki nasıl gerçekleşti onu vermeye çalışalım. Öncelikle çok önemli bir kırmızı bayrak var. Benim kendi mesleğimden baktığım zaman bu olaya. Şirket 2013 ile 2018 yılları arasında 4 kat artıyor satış hasılatı ve 2.2 milyar euroya geliyor. Yani şirket, tabii ki bu yasal olmayan bir şey değil. Baktığınızda şirketin cirosu çok hızlı artabilir. Ama bu bir gösterge. Çok hızlı büyüyen bir şirket. Ve bu şirkette yine Ali'den alarak gideyim. Haziran'da yansıyan olay, yani Nisan, Mayıs, Haziran gibi yansıyan olay şu. Şirketin 2.1 milyar doları, yani 1.9 milyar eurosu kayıp. Bunu denetçi şunu söylüyor, bu para yok diyor. Arkasından Wirecard yönetimi de açıklıyor. Zaten sonra iflasa gidiyor. Ve bu para teminat hesaplarında, İngilizcesi escrow account dedikleri bir kayyumun gözetiminde tutuluyor.
Bunlar karışık, neden böyle diyebilirsiniz ama bunların bir hikayesi var. Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi 2018 yılındaki bu Singapur'daki olaydan bahsetti Ali. Ben ona bir daha girmeyeceğim. Yani bir olaylar oluyor 2018'de. Financial Times, bir kere şunu söyleyeyim. Financial Times olmasa bu iş geç ortaya çıkardı. Bu araştırmacı gazetecilik olayına birazdan Ali gelecek. Financial Times'ın haberleriyle bu gündeme geliyor. Ve 2018'de de Singapur'la ilgili yine whistleblower'dan, ihbarcıdan alınan verilerle bir açıklamalar yapılıyor. Bunun üzerine işte Singapur ofisine baskınlar yapılıyor. Bir avukatlık bürosu, bölgesel bir avukatlık bürosu tutuluyor. Avukatlık bürosu da bir forensik, adli muhasebeci tutuyor. Ve burada çalışmalar yapılıyor. Araştırmanın sonucu da bu arada kötü çıkıyor. Kötü çıkmasına rağmen her zaman, yani belki söylememiz yeterli olmayacak ama ne zaman Wirecard'la ilgili bir eleştiri, bir haber çıksa Wirecard yönetimi buna şiddetle karşı çıkıyor. Bu da başka bir kırmızı bayrak. Financial Times 15 Ekim 2019'da şüpheli hasılatların Al-Alam adlı bir üçüncü taraftan Wirecard'ın İrlanda'daki ve Middle East'teki şirketlerin aktarıldığını söylüyor. Şimdi karşımıza burada bir üçüncü taraf çıkıyor. Üçüncü tarafı anlatayım. Wirecard Avrupa şirketi, büyüyor. Daha da büyümek için dünyaya yayılmak zorunda. Gözüne koyduğu ve en güzel alan Asya. Asya'da yayılmak istiyor. Asya'da yayılırken de gittiği yerlerde lisansı yok. Her yerde lisans alması gerekiyor. Bir nedeni lisansı olmamasından dolayı yani gittiği yerlerde yerel lisansı olanlarla bir işbirliğine giriyor. İkincisi de çok yazılan bir şey, bir iddia. Wirecard online business yapan şirketlerin hepsine hizmet veremediği için direkt, yani bunlar gambling yapan veya işte edat siteleri olduğu için bir şekilde araya üçüncü tarafları koydu. Bu nedenle karşımıza bir üçüncü taraf gerçeği çıkıyor. Bir de yapılan işlemde teknik olarak Wirecard'ın bir garanti vermesi lazım yapılan işlemlerde. O ülkelerin mevzuatlarına göre ve bu nedenle de escrow account'larda bir para tutulması lazım. Yani her şey yolunda gitse olması gereken bir sistem var ve escrow account'larda bu üçüncü taraflarda bir garanti verilmesi için. Çünkü paranın tahsil edilememesi veya doğacak muhtelif risklerden dolayı böyle bir garanti para tutulması gerekiyor. Bu her şey legitimate olduğu zaman işlemesi gereken bir sistem. Biraz terminolojiye alışın diye anlatıyorum. Dediğim gibi Financial Times 15 Ekim 2019'da Al-Alam adlı bir Dubai'deki bir üçüncü taraftan Wirecard UK'ye, yani Wirecard İrlanda'ya ve Wirecard Dubai'ye gelir aktarımı olduğuna dair iddialarda bulunuyor. Bu İrlanda ve Dubai'deki Wirecard iştiraklerine ilgili bir şey söylemem lazım. Bir şekilde Wirecard bir başvuruda bulunuyor ve özellikle İrlanda'daki firma için bir istisna alıyor ve bütün yükümlülüklerin garantisini verdiği için İrlanda'daki firma solo mali tablolarını kamuya açıklamanın dışında kalıyor. Yani bu şeyde bir istisna alıyor. Bu da esasında dizayn edilmiş suistimalin bir parçası. Daha sonra gelelim Kasım 2019'a. Kasım 2019'da önemli şeyler oluyor. Wirecard'la ilgili iç yazışmaları Financial Times açıklıyor. Yine burada tabii ihbarcılar var. İhbarcılardan gelen muhtelif Excel dokümanlar, yazışmaları Kasım 2019'da Financial Times açıklıyor. Ve burada şu ortaya çıkıyor ve bu çok önemli. Al-Alam adlı üçüncü taraf, Dubai'de bir şirket bu. Buradan Al-Alam üzerinden yapılan hasılatın Wirecard'ın 2016'da konsolide karının yarısı olduğunu iddia ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Wirecard 2016'da konsolide karı var, atıyorum 100. Bunun 50'si Dubai'deki küçücük Al-Alam adında bir üçüncü taraftan geliyor. Bunu iddia ediyor. Ve iddiada da şu da var. Al-Alam adlı bu üçüncü tarafın Wirecard'ın 34 şirketine hizmet verdiği iddia ediliyor. Ki iddiadan çıktı bu artık. Bunu da söyleyeyim, yani iddia gerçeğe doğru çok gitti. Biz yine biraz konuşuyoruz, ihtiyatlı konuşuyoruz. Burası çok önemli ve üçüncü taraflara ilgi gösterenler buraya çok iyi dinlesin. 34 tane firma var. Financial Times gidiyor, kıskandım resmen gazetecileri, gidiyor bu 34 tane firmayı araştırıyor. Ve bu 34 firmayla ilgili çok enteresan bilgiler elde ediyor. Ve gerçekte bu şirketlerle ilgili işlemlerin gerçekte hiç olmadığını ve bu kanallardan fiktif hasılatlar olduğunu söylüyor. Bakın, tarih
Kasım 2019. Singapur'a gitmişler Fikret. Singapur'daki şeyine şimdi gireceğim. Evet. İştirakine evet. Bakıyorlar. Adrese gidiyorlar ve bakıyorlar ki orada emekli bir denizci, evet, balıkçı var. Aynen öyle. Şimdi bu 34 firmayla ilgili bir şekilde bir notumu aldım mı diye bakıyorum. Ama şöyle aklımdakini söyleyeyim. Bunun yaklaşık 15 tanesi gidiyor. Financial Times bunun üzerine gidiyor ve 15 tanesinin Wirecard'la hiç çalışmadığını öğreniyor. Bunun 6 tanesinin Wirecard 8 tanesi özür dilerim. Bu işlemlerin mali tabloları yansıtıldığı dönemde hiç olmadığını, kapatıldığını ispatlıyor, gösteriyor. Yani bu kadar somut veriler ortaya çıkıyor. Kasım 2019'a geldiğimizde tabii tansiyon yükselmeye başlıyor ve eş zamanlı Thomas Eichelmann, Almanca bilmem ama bu beyefendi yönetim kuruluna giriyor. Bence burası kritik. Ve yatırımcı SoftBank'la Thomas Bey bastırarak bu şirkette bir soruşturma yapılmasını istiyor. İlginç olan şirketin CEO'su, yani iki tane aktör var. CEO'su Marcus Brown bu soruşturmaya şiddetle itiraz ediyor. Bu da bir kırmızı bayrak. Şu bilgiyi de vermem lazım. Marcus Brown o anda şirketin, Wirecard'ın %7'sine sahip. %7'si tam 1 milyar dolar. 1 milyar euro. Yani böyle enteresan bir çıkar çatışması var. Uzun lafın kısası, sonunda adli muhasebe firması, bu bildiğimiz Big Four'lardan bir tanesi, adli muhasebe firması Kasım 2019'da 40 adli muhasebeciyle beraber Wirecard'a giriyor. Wirecard'ın Avrupa'daki temel ödeme işleme operasyonlarının hiç para kazanmadığını fark ediyor girer girmez. Burası da çok ilginç. Zaten bir önce söylediğimle, yani Financial Times'ın iddia ettiğiyle bu çok uyuşuyor. Adli muhasebe firması esasında Avrupa operasyonlarından Wirecard'ın para kazanmadığını ve çok büyük bir kısmının Asya'daki bu üçüncü taraflardan geldiğini görüyor. Ancak tuhaf tarafı, bu adli muhasebe firması diğer denetim firmasının, bağımsız denetim firmasının raporuna baktığında bu durumun açıklanmadığını görüyor. Aynı zamanda adli muhasebe firması emanet hesapta duran bakiyelere ilişkin teyit mektubu istiyor. Bir şekilde bu teyit mektuplarını alamıyor veya kendisine verilenlere bir şekilde güvenmiyor. Hatta bunun direkt olarak Singapur'daki sözde emanet paranın durduğu OCBC adlı bankadan alınmasını talep ediyor. Fakat burada süreç hep uzatılıyor. İki ay sonra, bakın Kasım 2019, Ocak, Aralık 2019 civarındayız. İki ay böyle zaman geçiriliyor ve biraz önce Ali'nin söylediği, neydi ismi? Jan Marsalek. Okuması enteresan. Jan Marsalek bir şey uyduruyor ve adli muhasebe firmasına şunu söylüyor. Biz 31 Aralık 2019'dan itibaren escrow accountların durduğu bankayı değiştirdik. Kayyumu da değiştirdik diyor. Bunu Singapur'dan aldık. Kayyumu da değiştirerek Filipinler'de iki bankaya taşıdık diyor. Yani bakın şu kırmızı bayraklar şiddetle kalkmaya başlıyor. Ve bu dönemde bu adli muhasebe firması çok ciddi kapsam kısıtlamasıyla karşılaşıyor. İşini yapamıyor. Hatta yönetim kuruluna gidiyor, ben bu işi bitiriyorum diyor. Bir şekilde sanıyorum ricalarla, şunlarla bunlarla iş uzatılıyor biraz. Ve bağımsız denetim firması o ara sahneye çıkmaya başlıyor. Sanıyorum adli muhasebe firmasıyla bağımsız denetim firması arasında bir ilişki de doğal olarak olmaya başlıyor konu icabı. Ve COVID dönemindeyiz bu arada, bunu da unutmayalım. Nisan 2020 gibi bu gelişen olaylardan dolayı bağımsız denetim firması bu escrow accountlarda, emanet accountlarda duran paraya ilişkin teyit mektubunu almak istiyor. Banka yetkilileriyle görüşmek istiyor. Uzun bir, yine yani çok kısa sürmesi gereken bir şey uzun sürüyor ve bazı banka yetkilileriyle bir görüşme ayarlanıyor. Bu bağımsız denetim firması aynı şu anda Ali ile birbirimize baktığımız gibi bir toplantı yapıyor. O anda yetkililerden bağımsız denetim firması kimliklerini göstermesini istiyor. Kimlik gösteriliyor. Biraz bunu anlamaya ve hissetmeye çalışın. Kimlikler gösteriliyor. O anda partnerlerden bir tanesi giriyor ve bu kişilerle ilgili bankayla hiçbir bağlantı sosyal medyada bulamıyor. Şüpheleri daha da artıyor. Ve sonunda, bence burası dramatik. Sonunda bu bağımsız denetim firması diyor ki ben Filipinler'deki bu iki bankaya gideceğim. Direkt olarak, yani kayyumdan değil, o ana kadar nedenini bilmediğim bir şekilde
herhalde benim çözme şansım yok. Bunu mahkemeler çözecek. Kayyuma gidiliyor hep. Kayyum vasıtasıyla banka teyit mektubu alınmaya çalışıyor. Gerçekte bankaya gidilmiyor. İlk defa bu denetim şirketi sonunda bu bankalara gitmeye karar veriyor. Filipinler'deki BPI ve BDO Filipin bankaları bizde böyle bir para yok diyor. Elinizdeki teyit mektupları sahte diyor. Uzun lafın kısası budur. Ve bunun sonucunda adli muhasebe uzmanı olarak şunu söyleyeyim. Yapılan şu. 1.9 milyar euro bilançoda gözüküyor. Bu esasında 31.12.2018 tarihi itibariyle Wirecard'ın toplam varlıklarının %30'u. Bu rakam olmadığı kesin ortaya çıkıyor. Peki ne oldu? Demek ki şöyle bir şey oldu. Bildiğimiz bir yöntem. Bu yıllar önce Parmalat'ın da başına geldi. WorldCom'un da başına geldi. Enron'un da kısmen başına geldi. Olay şu. Fiktif bir hasılat yaratılıyor. Bu belli bir süre içinde yaratılıyor. Muhasebeden anlayanlar bilir. Bir T hesabı düşünün. Sizin sağ tarafta hasılat koyup hasılat arttırırken sol tarafta da bilançonun yani sol tarafında da bir varlık yaratmanız lazım. Bu varlık da burada işte o emanet hesaplarında duran paralar olmuş. Kısaca bu. Böyle bir para yok ve 1.9 milyar euro bizim bildiğimiz şu anda toplamda bir paranın kayıp olduğu görülüyor. Bir suistimal türü bu. İkinci suistimal türü UFRS mali tablolarda keşen bulunduk denilen banka ve banka benzeri işlemlerin içinde bu emanet paralara ilişkin hiçbir bilgi yok. Ben 230 küsur sayfalık 31.12.2018 mali tablosuna baktım. Escrow account diye yazdım, find eder mi diye. Escrow account diye bir şey yok. Yani böylesine enteresan bir konu. Benim görebildiğim şu ana kadar hileler, mali tablo hileleri bunlar. Bence zaman geçtikçe bu soruşturmalar ve mahkemeler sonuçlandıkça bu şirkette şirket varlıklarının kötüye kullanılması ve yolsuzlukla da ilgili muhtelif sorunların çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar devasa mali tablosu hilesi yapan yöneticilerin olduğu yerde bunların olmaması mümkün değil gibi geliyor bana. Peki bu chapter'ı kapıyorum. Suistimalle ilgili başka bir şey konuşacağım. Suistimali kim gerçekleştirdi? Burada elimizdeki verilerden hareket ettiğimizde genel müdür ve COO dediğimiz John Marshall'in işin içinde olduğu ve bunlar tarafından orkestra şeklinde dizayn edildiği konusunda iddialar oldukça gerçekçi gözüküyor. Bütün bu bilgileri aldıktan sonra ve bu bilgi bizim Akfe raporunda söylediğimiz bir şeyle hep doğruluyor. Genelde suistimaller çalışanlar veya yöneticiler tarafından yapılıyor. Hissedarlar veya üst düzey yöneticiler tarafından göreceli daha az yapılıyor. Ama yapıldığı zaman da şirketi batırıyor. Burada tam bu olmuş. Çok büyük bir tesiri var şirketin en üst düzeyinde yapılan bu suistimallerin. Peki şu soru akla geliyor. Bu kadar sene 2016'dan başlıyor ve şüpheli işlemler devam ediyor. Nasıl gizlendi bu suistimal? Çünkü hep söyleriz suistimali yapan suistimalciler suistimalden aldıkları paraları nasıl harcayacağından daha çok nasıl gizleyeceğini düşünürmüş. Yani müthiş bir tasarım olduğu kesin. Burada benim gördüğüm 3 tane gizleme yöntemi olmuş. Bunlardan bir tanesi düzmece Excel tablolarına dayanarak Wirecard İrlanda'ya sözde alan dediğim biraz önceki üçüncü taraftan hasılatlar detaylı çalışmalarla iletilmiş. Ve bunlar bağımsız denetçiyle paylaşılmış tabii ki. Denetçileri kandırmak için düzmece değer düşük karşılığı çalışmaları yapılmış. Burada başka bazı goodwill işlemleri var. Detayına girmeyeceğim. Ve en önemlisi tabii ki denetçiye sahte teyit mektupları verilmiş. Akfe'nin çalışmasında şöyle bir bilgi var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. 100 vakanın 40'ında hileli fiziksel doküman yaratılıyor. Suistimalci hileli fiziksel doküman yaratıyor. Yani sanırım herkes bugün evinde çok uğraşsa bildiği bir şirketin faturasını çok rahat uğraşsa yapar. 100 vakanın 36'sında fiziksel dokümanlar tahrif ediliyor. 100 vakanın 27'sinde elektronik dokümanlar değiştiriliyor. 100 vakanın 26'sında da sahte elektronik dokümanlar yaratılıyor. Ben bu bilgileri okudukça her zaman elim daha fazla titriyor yaptığım işlerde. Çünkü bu kadar tahrifat veyahut da sıfırdan dokümanın yaratılması ve iyi bir tasarlanmış suistimali gerçekten bulmak çok zor olabilir.
Peki suistimallerin devamı ile ilgili ne söylenebilir burada? Burada çok tuhaf, bence bilinenden daha tuhaf bir durum var. Çünkü 2016'dan başlayan ciddi şüpheler 2020'nin Haziran'ına kadar devam etmiş. Ve yapılan suistimallerin net 24 aydan daha fazla sürdüğü açık. 2 yıldan daha fazla. Ve tüm bu şeylere rağmen. Hep de şu vardır, suistimal ne kadar erken tespit edilse zararı o kadar düşüktür. Yani bugün bahsettiğimiz 1.9 milyon euro kayıp para bir gün 100 bin euroydu esasında. Sonra 200 bin euro oldu. Sonra 300 bin euro oldu. Yani bu yavaş yavaş arttı. Bu daha önce keşfedilseydi bu zarar ortadan kalkacaktı diyerek ben suistimal tarafını bitireceğim. Şimdi bahsetmek istediğim birkaç konu daha var. Üçüncü taraflar. Ali, ben sana bir kısa bir süre içinde vereceğim şeyi. Bu arada belki söylemedik en başta, hatırlamıyorum. Son 20 dakikayı soru cevabı ayıracağız. Onun için sorularınızı bekliyoruz. Şimdi üçüncü tarafa kısmen dokundum. Bu vakadan benim aldığım en büyük ders, bir kez daha üçüncü taraf riskinin yönetilmesinin bir şirket için ne kadar kritik olduğu. Wirecard'ın üçüncü tarafa ihtiyacı olduğu bir gerçek. Gittiği yerlerde lisansı yoksa üçüncü tarafta ilişkiye girebilir, legitimate bir iş yapabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Zaten işler böyle başlamış. Fakat işte bu biraz önce bahsettiğim, bir daha detayına girerek vakit kaybetmek istemiyorum. Üçüncü taraflar üzerinden belki ilk önce başlayan bu legitimate kanuni işler bir süre sonra işte birazdan bir şey söyleyeceğim ama kötü insanlar diyeyim. Neden kötü insanlar dediğimi söyleyeceğim. Kötü insanların aklından geçen bu tasarımlar neticesinde başka bir boyuta doğru gitmiş. Şirket Wirecard 3 tane önemli 3. tarafla çalışmış. Bir tanesi Dubai'deki Al-Alam Solutions, bir tanesi Filipinler'de PayEasy Solution ve Singapur'da Senjo. Financial Times 2019'da Al-Alam'ı ziyaret ediyor. Biraz önce Ali'nin söylediği başka bir yerde. Burada yıkık dökük bir ofiste karşılaşıyor. 6-7 tane çalışanı var ve küçük bir operasyon. Sonra Financial Times'tan Stephanie Palma adında bir kişi Mart 2019'da Wirecard ile iş yapan Coney Pay adlı şirkete gidiyor ve bir balıkçı eviyle karşılaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir adres var. Çok büyük iş yapıyor Al-Alam'la bir şirket ve böyle bir şirket yok. Sonra yine Financial Times, bu sefer PayEasy'nin Solutions'ın Manila'daki, Filipin'in başkenti, kayıtlı ofisinin Wirecard'ın Asya Pasifik'teki eski bir yöneticisinin, yani ismi de verilmiş, Christopher Bauer'a ait bir otobüs şirketi olduğunu görüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani milyonlarca dolar, euronun, paranın geçtiği yerler böyle enteresan yerler. Bu bize bir kez daha şunu ispatlıyor. Üçüncü taraf riskleri şirketlerde yönetilmeli. Hele hele bu risk faktörleri ve spesifik riskler, risk senaryoları çok geçerli ve yüksekse. Ve biraz önce de bahsettim, bu Al-Alam'ın ünlü 34 müşterisinden çok şey, işte 15 tanesi Al-Alam'ı hiç duymamış, 6'sı cevap vermemiş Financial Times'a, 5'ine ulaşılamamış ve 8'i o dönemde zaten kapalı. Neresinden baksanız tam bir skandal ve bunlar 2019'un içinde oluyor. Ve bunlar olurken gazetelerde yayınlanıyor ve bunu yetkili kurumlar, bağımsız denetçi, herkes görüyor. Şirketin yönetim kurulu da görüyor. Peki Wirecard'da ne eksik dersek, hani alacağımız ders çok açık. Üçüncü taraf riskleriyle bence ilk önce rüşvetle mücadele programı veyahut da hileyle mücadele programı eksik. Ve bunun altında da üçüncü taraflarla ilgili bir detaylı bir program yapması gerekirdi. Bugün gördüğümüz best practice bu. Böylesine Almanya'nın ilk 30'una giren değerli bir şirketin bunu yapmamış olması büyük şey, kayıp. Tabii bunun arkasında ne yazık ki bu işin en üst taraftan orkestra edilmesi, tasarlanması da çok büyük sıkıntı. Hiç giremeyeceğim zamansızlıktan, bu üçüncü taraf riskleri FCPA'nin de ana konularından bir tanesi. Bu nedenle Etik ve İtibar Derneği bu konuya çok büyük önem veriyor ve reklamın kötüsü olmaz. Kısa bir süre içinde üçüncü taraflarla ilgili rehberimiz yayınlanacak. İhbar mekanizması ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum çıkarılacak derslerden. Bu şeyin Neslihan güzel bir gülücük gönderdi bana, siz görmüyorsunuz belki. Reklam önemli ama şimdi bunu söylememiz lazım. Şimdi ihbar mekanizması ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bu vakanın ortaya geç de olsa çıkmasında iki kahraman var. Bir ihbarcılar, bir de araştırmacı gazeteciler.
Ve bu bize ihbar mekanizmasının, ihbar gerçeğinin şirketlerde suistimallerin tespitinde ne kadar kritik olduğunu, en azından benim yıllardır Akfe raporundan da faydalanarak söylediğim şeyin ne kadar geçerli olduğunu ispatlıyor. İhbar çoğu zaman çok basit algılanıyor. Yani ihbar işte verelim, ihbarı yayınlayalım, e-maili verelim, telefon numarasını verelim, insanlar doğru ihbarda bulunsun. Yani ihbarın neden çıktığı önemli. İhbar esasında bir kişinin kendisi için doğruyu yaparken şirkette, diğer kişilerin bir şeyi yanlış yaparken buna katılmayıp bunu bir şekilde söyleme talebini kullanabileceği bir kanal yaratmak önemli olan. Çünkü bu ihbarcının değeriyle şirkette kötü şeyler yapanların değerleri birbirinden farklı ve ihbarcı esasında bu kötü şeyin parçası olmak istemiyor. Eğer bu kanalı kapatırsak veya misilleme korkusunu gidermezsek ihbar mekanizmaları çalışmıyor. Burada da çalışmadığı için. Ve ne olmuş? Bence Wirecard'ın başına gelebilecek en kötü şeye gelmiş. Normalde eğer bu sistem iyi çalışsaydı ihbarcı gidip içeride ihbarını yapardı. İçeride düzgün bir şekilde bunun sonuçları yönetilirdi. Kişilere verilmesi gereken cezalar verilirdi ve iş biterdi. Ama bunun olmadığını gören ihbarcılar dışarıya çıkmış. Yetkili kurumlara, araştırmacı gazetecileri bunu vermiş. Konu böyle gelişmiş. O nedenle çok başarısız bir ihbar mekanizması veya ihbar yöntemi Wirecard'da kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da onun başına çok büyük bir problem çıkarmış. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Akfe'nin raporunda 100 vakanın 43'ü ihbarla çıkıyor. Eğer bir şirketinizde etik ve uyum sorunuyla uğraşmak istiyorsanız ve ihbar mekanizmanız yoksa oldukça boşa uğraşıyorsunuz. Yani iç denetim 100 vakanın 15'ini çıkarıyor. Bağımsız denetim 100 vakanın 4'ünü çıkarıyor sadece. Bakın iki denetim mekanizmasını toplayın %20 etmiyor. Ama ihbar mekanizması tek başına %43. Bana sorarsanız en etkin ve en ucuz suistimalle mücadele yöntemi ihbar mekanizmasını yönetmektir. Diyerek bu konuyu da sanırım geçebilirim. Evet. Diğer bir konu iç kontrollerin eksikliği. Biraz önce bahsettiğim gibi iki denetim firması, bir tanesi bağımsız denetim firması, bir tanesi adli muhasebeci olarak girmiş. Adli muhasebeci girdiği zaman tabii mesleğinin ve yani biraz da işinin belki detayından dolayı şirketteki iç kontrol zayıflıklarını ivedilikle görüyor zaten. Şunu çok açık söyleyebilirim bütün okumalarımdan. Wirecard'da iç kontrol sistemleri oldukça yetersiz. Şunu söyleyeyim, iki şeyi birbirine bağlayacağım. Akfe'nin raporuna yine baktığımızda suistimalleri kolaylaştıran iç kontrol zayıflıklarına ilişkin bir bilgi var. 100 vakanın 32'sinde iç kontrol eksikliği çıkıyor. 100 vakanın 18'inde iç kontrol ihlalleri çıkıyor. Bunun altında şöyle bir bold çiziyorum. Mevcut kontrollerin ihlali şu demek. Overriding existing controls. Yani override etme. Bunu da override'ı da her zaman C-level yapabilir. Yani en üst düzeyler. Çünkü en üst düzeyler yapılan kontrollerin ne için konulduğunu ve onların nasıl aşılacağını yürütebilen kişilerdir. Wirecard kezinde de karşılaştığımız budur. Yani bu şirkette hiç iç kontrol olduğu söylenemez doğal olarak. Fakat bunların aşılması kuvvetle muhtemel. Bu iki kişinin veyahut da onlarla beraber işbirliği yapan diğer kişilerin bir sonucu. Yetersiz yönetim incelemeleri 100 vakanın 18'inde karşılaşılmış ve zayıf yönetim desteği %10. Yani tone at the top, poor tone at the top %10. Kısaca iç kontrol sisteminizde sıkıntı varsa bu tip konuları, ihbar mekanizması da esasında iç kontrol sisteminin içinde bir konu, yönetmeniz oldukça zor. Şunu söyleyeyim, FCPA kanununda, Amerika'daki rüşvetle mücadele kanunu ve diğer bu benzer kanunlar, diğer kanun SOX, bütün bunlarda iç kontrol sistemi en kritik mekanizmalardan bir tanesi. Beni dinleyenlere bu tip konularla cevap vermek isteyenler için en önemli konu iç kontrol olduğunu söylemek isterim. İç kontrolün içinde bir önemli konu ve bence hem Türkiye'de hem de dünyada daha çok konuşulacak, suistimal risk değerlendirmesi ve önleme programları. Artık bunun zamanı fazlaca geldi. Herkes iç kontrol sistemini kurarak işi çözeceğini sanıyor. Ancak iç kontrol sistemi çoğu zaman hatalara yönelik şeyleri, sorunları gidermeye çalışıyor. Oysa suistimal gizli yapılan ve özellikle işbirliğiyle yapıldığında çok ciddi sonuçlar çıkaran bir konu olduğu için özellikle suistimal risklerine cevap veren bir iç kontrol sistemi kurmak önemli. Ve geldim
reytingi en yüksek ama çok fazla üzerinde durmayacağım konuya denetim konusu. Bağımsız denetçi bunu neden çıkaramadı gibi bir şey çok okuduk ettik. Bizim amacımız şimdi bağımsız denetimi detayını, standartlarını falan konuşmak değil. Ancak şunu görüyoruz, herkes de bundan kendine göre bir şeyler çıkarıyor bu olan olaydan. Şunu paylaşmak istiyorum. Suistimallerin tespit yöntemlerine baktığımda biraz önce söyledim, 100 vakanın 43'ü ihbardı. 100 vakanın sadece 4'ü bağımsız denetim. Ve bağımsız denetimle ilgili suistimali, hileleri tespit etme konusu her zaman tartışılan bir konu. Fakat şunu söylemem lazım. Bağımsız denetçiler de tabii hilelere cevap vermesi lazım. Çünkü bağımsız denetçi raporunda şunu söylüyor. Hem hileden hem de hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıkları tespit etmeye yönelik iş yaptığını, bununla ilgili kanıtlar topladığını, eğer herhangi bir problem yoksa görüş verdiğini, şartsız görüş verdiğini açıklıyor. Burada önemli olan şu, denetim firmasının CEO'sunun bu konuda bir açıklaması var. Burada bence çok önemli konular var, hepimizin düşünmesi gereken. En sevdiğim lafı da şu oldu, kötü insanlarla uğraştığınızda işiniz zor. Videoda bunu söylüyor. Bu dünya CEO'su. Ve çok haklı. Kötü insanlarla uğraştığınızda işimiz gerçekten zor. Onun için hem konut toplama hem risk değerlendirme herkes açısından çok önemli. Ve şunu söylüyor, tüm menfaat sahiplerini aldatmak amacıyla tasarlanmış oldukça karmaşık bir suç ağı tarafından gerçekleştirilen bir suistimalle karşı karşıyayız. Kısaca şunu söylüyor en sonunda, biz bundan sonra daha da fazla suistimalleri tespit etmeye yönelik denetçilerimizi eğiteceğiz. Müşterilerimize de bu konuda daha yeni programlar geliştireceğiz ve özellikle kurumsal yönetimden sorumlu olan taraflara bu konuda özel sorgulamalar, özel sorular sorarak bunu daha iyi analiz etmeye çalışacağını söyleniyor. Evet, tabii şunu da söylüyor, Emanet Banka'daki en çok tartışılan konu şu, Emanet Banka'da duran paranın gerçekte olup olmadığını daha önce bağımsız denetçi bulabilir miydi? Yani bununla ilgili bizim yorum yapmamız zor. Fakat bu konuda banka teyit mektupları ve o banka teyit mektubunun alınma şekli ve bunun doğruluğu, yani sahte olup olmamasının doğruluğuna ilişkin ciddi konular var. Ve eminim bu da önümüzdeki günlerde mahkemelerde veya soruşturma yapan yetkili kurumlar bu konuya eğilecektir diyerek ben burada Ali'ye söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Fikret. Ben de kalan birkaç konu üzerine konuşup soruları almak istiyorum. Şimdi Fikret'in bana önerdiği iç kontrolcülerin üçlü savunma hattı çerçevesinde bir inceleyelim kalan uyum ve kurumsal yönetim konularını, olur mu? Şimdi üçlü savunma hattı şeması ne diyor? Şirketi savunacak, şirketi yolsuzluğa ya da suistimale karşı savunacak olanların ilki yöneticiler aslında. Yani yöneticiler deyince riski alanlar, riski gerçekleştirenler aslında bunlar. Almanya'daki bir halka açık şirketin yönetim yapısına bir geri dönmek gerekiyor burada. Bizde bir tane yönetim kurulu var ya da Anglo-Sakson şirketlerinde de aynı şekilde. Ama Almanya'da bu iki kanatlı yönetim kurulu diyelim. Bunlardan bir tanesi ve asıl yetkiye sahip olan Aufsichtsrat diye geçen gözetim kurulu diye Türkçe'ye çevirdiğimiz kurul. Bu doğrudan hissedarlar tarafından seçiliyor. Eğer şirkette 2000'den fazla çalışan varsa yarısı çalışanlar tarafından seçilmesi gerekiyordu. Ve Vorstand denilen yönetim kurulu diye Türkçe'ye çevirelim. Yöneticileri seçenler bunlar, atayanlar bunlar. Yani aslında kendisini Steve Jobs'a benzeten ve böyle işte balıkçı yaka kazaklar, yuvarlak gözlükler, şurada şöyle bir mikrofonla panel panel gezen Marcus Brown, bu şirketin CEO'su, Aufsichtsrat denilen gözetim kurulunun atadığı bir CEO olmalıydı. Ama ne dedi Fikret? Şirketin %7'sinin sahibi. 1.6 milyar euroya erişmiş 2018'deki hisse senetlerinin değeri. Ve bu kişi, bu karizmatik kişi, işte temassız, nakitsiz, müreffeh bir toplum öngörüyorum Almanya için diye gezen vatandaş,
kendi atadığı aslında gerçekte gözetim kurulu üyeleri tarafından denetleniyor. Denetleme kurulu değil yalnız onu söyleyeyim. Yani asıl yetki onlarda çünkü. Ve denetçilerle çalışan da bu gözetim kurulu. Başındaki başkanı 75 yaşında bir kişi. Yani bu şirketin ne yaptığını anlaması pek mümkün olmayan bir kişi tarafından bu gözetim kurulu başkanlığı yürütülüyor. Gözetim kurulu başkan vekili ise Marcus Brown'un kendisi ve Jan Marszalek gibi bir Avusturyalı ve Avusturya eski cumhurbaşkanının oğlu. Bir takım izinleri almak konusunda herhalde kolaylık sağlanır diye de bu kişiyi getirmişler. Normalde bu kişilerin Vorstand'ın yani o Marszalek ve Brown'un yaptığı işlerin kontrol etmesi gerekiyordu, denetlemesi gerekiyordu. Şimdi bu fonksiyon birinci savunma hattı bu şekilde. Durum bu. Buradan bir şey beklemeyin diyor diyebiliriz. İkincisi de yardımcı fonksiyonlar, ikinci savunma hattı. İşte bu finansal kontrolör olabilir. Uyum yöneticisi olabilir. Daha bir sürü başka şirketteki yardımcı fonksiyon. Eğer bunların yöneticilerin gözünden bir şey kaçıyorsa oraya takılması gerekiyor. Şimdi buradaki manzaraya bir bakalım. Şirkette bir global yani bütün ülkelerdeki uyum faaliyetlerini yönetecek bir yönetici ilk defa Mayıs 2020'de atanıyor. Mayıs 2020 yani iflastan 1 ay 25 gün önce atanıyor ve John Frist diye yanlış hatırlamıyorsam ismi bir Amerikalı. Daha önce Deutsche Börse'nin yani Alman borsasının uyum yöneticiliğini yapmış. Yani halihazırda uyum yöneticiliğini yapan kişiyi atıyorlar ve diyorlar ki 23 Haziran'da göreve başlayacak. Böyle 20 ya da 20 Haziran'da göreve başlayacak. Tatsız bir tesadüf oluyor. İşte onu duyuruyorlar. Artık böyle bir uyum sorunumuz var. Her şey yolunda. Demin rakamı yanlış vermişim. 5500 çalışanımızdan 230'u demiş Marcus Brown. Bu uyum departmanında çalışıyor. Ama çalışılan uyum departmanının bir sorumlusu olmadığı için, bir yöneticisi olmadığı için aslında oradaki insanlar da gündelik işlere bakıyorlardı daha öncesinde. Bu dediğim açıklamayı Kasım 2019'da yapmıştı. Ve ilk defa yine hala internette bulabileceğiniz şirketin ana dili bu arada business language İngilizce. Dolayısıyla bütün internette bulabileceğiniz dokümanlar İngilizce. Bu şeyi de bulabilirsiniz orada. Uyum departmanının çalışma prensiplerini. Yine Mayıs 2020'de bu ilk defa yazılmış. Yani az önce Fikret'in bahsettiği mekanizmalar. İşte haber uçuran mekanizması. Ondan sonra bildirimde bulunan dedi Altuğ bugün bana. Whistleblower'ın Türkçesi. İşte hotline mekanizması. Ondan sonra Code of Conduct. Bunların hepsini daha iflas etmeden 55 gün önce yayınlamışlar. Ve demişler ki işte biz de bir tane Compliance Council getiriyoruz. Dolayısıyla bu da Forstand'da yer alacak demişler. Yani yönetim kuruluna da bu kişiyi koyacağız demişler. Böyle bir şey yok dolayısıyla şirkette aslında. İş kontrol üçüncü savunma hattı. Yani bu ikisinden geçen bir suistimal, bir yolsuzluk olursa üçüncü olarak da iç denetime gelmesi gerekiyor bu şeyin, takılması gerekiyor bu suistimalin. O konuda da bu hani ikinci bağımsız denetim firması var ya, suistimal incelemesini yapan, onun söylediklerine bakalım. Şirkette bir sözleşme yönetimi ve sözleşme kontrolü fonksiyonu yok diyor. Bu konuda bayağı büyük zayıflıklar var. İmzasız sözleşmeler dolaşıyor şeyin içinde, şirketin içinde. Bir başka bir şey de bu durum diyor. Suistimal incelemesini yapan şirket 2018 denetim raporunda var aslında. Yani asıl bağımsız denetimcinin yaptığı, o büyük bağımsız denetim şirketinin yaptığı 2018 raporunda bunu yazmışlar diyor. Yani bu yeni bir şey değil. Böyle bir ilginç bir durumda var. Yani iç kontrol mekanizmasının olmadığı bir şirketten bahsediyoruz. Üçlü savunma hattı şirket çöktü bu şekilde. Evet. Öyle bir şey var, sıkıntı var. Şimdi bahsedeceğim diğer konu, asıl benim kendi uzmanlık konu, regülasyon konusu. Ondan çok bahsetmedik. Almanya'da asıl skandalı patlatan da biraz da bu oldu. Ne dedik? BaFin diye SPK'ya karşılık gelen bir burada şey var. Finansal düzenleyici kurum var. Bu finansal düzenleyici kurumun bir çalışan işten atıldı. İki tanesi hakkında soruşturma devam ediyor. Nedenin ne olduğunu söyleyeyim. Çünkü inceleme başlatmaları gereken Wirecard'ın hisseleriyle işlem yapmışlar. Yani Wirecard hisseleri almışlar. Normalde savcılar suç duyurusunda bulunup bunu yapmışlar. Diyor ki hani açığa satışçıların saldırısı altında ekonomimizi ve işte finans piyasasını, Alman finans piyasasını korumamız lazım derken kendi elemanları şey yapıyor.
borsada işlem yapıyor. Bu bir, birincisi bir özel kurul dedik. Bu 1887'de dünyadaki ilk özel kurum olan Amerika'daki Interstate Commerce Commission'dan bu yana bütün bu özel kurumların kurulurken bir şey vardır, ilkesi vardır. O da siyasetten bağımsız olması. Yani siyasetten bağımsız olsun diye zaten özel kurul denilen şey kuruluyor. Ve bunlar sermaye hareketlerini ve gerçekte girişimcileri diyelim ona, yani sermayenin hareketlerini kontrol etmekle görevliler. Bunun nedeni ne? Çünkü bu küresel bir sistem. Yani bizim dışarıdan gelecek paraya ihtiyacımız yok diyemiyorsanız, ki Almanya öyle ülkelerden bir tanesi değil bütün büyüklüğüne rağmen, çünkü o küresel sistemin bir parçası, sermayenin saniyede milyar kere, değil mi, şu anda günümüzde hareket etmesi gerekiyor sınır ötesinde. Yani Londra'dan Almanya, Almanya'dan Amerika, Amerika'dan Çin'e, Çin'den Japonya'ya bunun böyle dijital bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bunu yaparken de yatırımcının ne yapması gerekiyor? Güvenmesi gerekiyor. Benim bu ülkede parama çökmeyecekler, değil mi? Birincisi bu. İkincisi, ben tarafsız, renksiz bir devlet idaresiyle karşı karşıya olacağım. Siyasetçiler öyle diyebilir, bugün böyle diyebilirler. Yarın seçim olur, başka şeyler diyen siyasetçiler gelir. Ama özerk otorite, bağımsız, düzenleyici kurum bu şekilde hareket etmez. Orada teknik düşünen, tırnak içinde, ben sevmiyorum bu tabiri, yani bunu pozitif tabir olarak bulmuyorum, onu söyleyeyim. Teknik düşünen bir takım memurlar olur, o asıl şeyi korur, hattı korur, asıl istikameti korur diye. Buffin bunu yapamadı. Buffin milliyetçi davrandı. Olmaması gereken şey, yani yapmaması gereken şeyi yaptı. Hani deniyor ya, you had one job. Bunu yapamadın yani. Sen bu tarafsızlığı ve bir şey olarak, sermaye piyasası düzenlisi olarak yapamadın. Peki, ne deniyor burada? Hırsızın hiçbir suçu yok denir ya. Sevgili Muzaffer Eroğlu'yla ticaret hukuku hocası, TKYD'de akademik kurulun başında bununla ilişkin bir röportaj yaptık. Kendi bir blogum var. Orada yazmak üzere Fikret'le de yapmıştık. Bu konuşmadan ayrıntılarını incelemek isteyen varsa oraya bakabilir. Muzaffer dedi ki, Muzaffer Hoca, kardeşim yatırımcılar da biraz akıllı olsun. Yani bu yatırımcılar sadece hisseyi satın alanlar değil, Softbank'i düşünün. Commerzbank'ı düşünün, 200 milyon eurosu şu anda iflas masasında ve toplam işte 3.2 milyar euroluk kreditörlerin alamadıkları alacağı var. İflasa neden olan şey de bu. Bunlar da bir düşünseydi, yani onlar kendi araştırmalarını yapsaydı dedi mesela. Bu açığa satışçılar, araştırmacı gazeteciler ve bir yandan da yatırımcılar. Bunlar kontrol etmezse piyasayı, sadece devlete ya da bağımsız denetçiye bu yük düşmüyor. Çok doğru bence de. Yani burada kim suçlu diye arama yapılıyor. Biz de dedik ki böyle bir yargılama durumumuz yok da eksik olana bakalım. Bir yandan da bu parayı verenlerin de kendi kontrollerini yapması gerekiyordu. Burada da şey var. Başka bir regülatör kurum, bağımsız denetimleri, denetçileri denetleyen bir kurum var. Adı da APAS, bir kısaltma. O da Ekonomi Bakanlığı'na bağlı. Başka bir bakanlık, Finans Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı'na bağlı. Bu parlamentoda bir meclis araştırma komisyonu kuruldu Almanya'da. Bu hala şu anda haftada bir kere bir manşet oluyor ekonomi gazetelerinde ya da ekonomi haber portallarında, Wirecard dosyası. Çünkü bu komisyon muhalefetin zorlamasıyla kuruldu. İktidar ortakları SPD ve CDU buna karşı çıktılar, böyle bir şey olmasın diye, ama %25 yetiyordu parlamentoda çoğunluk. Bu komisyonun 48 maddelik bir, yine İngilizcesi de var, oraya da bakabilirsiniz, internette kuruluş duyurusu var. Biz bunlara bakacağız diye, 48 paragraf aslında. Çünkü her bir madde böyle kazuistik bir şekilde yazılmış. Şunlara şunlara bakacağız diye. Bunların içinde bu APAS'ın, BAFİ'nin yeniden düzenlenmesi gerekir mi? Yetkilerini, çerçevesi muğlak kalmış galiba. Biz bunu düzeltmeliyiz de var. Çünkü o komisyonun yaptığı şeylerden, Aralık ayında görüşmelerden bir tanesi, APAS'ın başkanı dedi ki sorulan soru üzerine, evet ben incelemeyi başlattım bağımsız denetim şirketi üzerine ve başlattığım sırada da Wirecard hissesi aldım. Sonra bir ay sonra da satmış. Nisan'da almış, Mayıs'ta satmış. Sonra diyor, zarar ettim ya, yapacak bir şey yok diyor. Adamın görevine son verdiler hemen. İstifa etmedi, şey oldu.
ekonomi bakanı görevine son verdi. Bu şekilde bir regülasyon çerçevesi var. Oradan çok bir şey beklemeyelim Almanya'da diye söylüyorum bunu. Fakat parlamento komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Yani günümüzde neler oluyor onu sorarsanız. Bu parlamento komisyonu Jan Marschalek'in iki şirketin ikinci adamının bir paralı asker ordusu kurup kurmadığından tutun da işte Gaddafi'nin eski istihbarat şefiyle çalışıp da Londra'da gazeteci takip ettirip ettirmediğine kadar bir sürü bir soruyu konuşuyor. Ama bir yandan da şunları da soruyor. 48 maddenin sonuncusu şu, onu da şey demişler, V demişler, 47'sinden ayırıyor. Biz bu bağımsız denetim işini yeniden düzenleyelim mi? Fikret, böyle önemli bir şey var. Diyor ki danışmanlıkla denetim işini ayıralım mı? Bu galiba İngiltere'de tartışılıyor, öyle değil mi Fikret? İngiltere'de de şu anda denetçilerin hileyi tespitiyle ilgili standart tartışılıyor. Ya bu şeyden Sox'a kadar gidiyor bu mesele, Sarbanes-Oxley'e kadar. Yani burada bir sorun çıkıyordu. Yani 10 sene boyunca aynı şirketin denetiminin yapılmasında bir şey var, sıkıntı var. Bu sistematik şey yapmak gerekiyor, değiştirmek gerekiyor. Ve denetçinin sorumluluğu, bağımsız denetim şeyi, denetim denilen şeyin amacı nedir? Bunları bir tartışalım yazmışlar. Yazdıklarını da okuyorum. Ondan sonra ve bu konuda denetçi bağımsızlığı konusunda bir reforma ihtiyacı var. Biz bunu da inceleyeceğiz diyor. Şimdi meclis komisyonu. Meclis komisyonunun bir yetkisi yok. Bunları sadece kamuoyunun tartışmasını sağlayacak. Ama bu Almanya'daki uzman kamuoyu dedim ona. İşte bizler gibi insanlar. Teyit gibi kurumlar. Onların yazdıklarına baktım. Şeyde bloglarında, internet sitelerinde. Onlar neyi tartışıyor diye. Bir tanesi demiş ki bir doktoralı bir danışman memlekette demiş, kendi memleketinden bahsediyor. Bir mesele çıktığı zaman yasal düzenlemenin gelmesi 4 sene sürüyor. Daha önceki şeylere bakmış. 2008 krizi olduğu zaman, işte 2008 krizini hatırlarsanız çok riskli finansal varlıklara yatırım yapılması sonucunda ortaya çıktı diye tartışılıyordu. İşte bu konuyu düzenleyen yasa 2012'de çıktı ancak. Biz 4 sene bunu tartışırız diyor bir tanesi. Bir başkası, yine bir danışmanlık şirketiniz ortağı şöyle yazmış. 2020 Mart'ında Almanya'da kurumsal yönetim kodeksi diye bir şey yürürlüğe girdi. Corporate Governance Codex, yani onlar da İngilizcesini kullanıyorlar Almanlar da. Ve bunun bir bağlayıcılığı yok. Bunu bir sorun olarak görmemiş ama sorun olarak gördüğü şey bu Alman sistemine aykırı diyor. Bu Alman sistemi dediğimiz şey ne? Sosyal piyasa ekonomisi. Bu Almanların sürekli tekrarladığı bir şey. Bu bir piyasa ekonomisi değil. Sosyal piyasa ekonomisi. Lisbon Anlaşması'ndan sonra Avrupa Birliği de bunu şöyle değiştirdi. Avrupa Birliği rekabetçi sosyal piyasa ekonomisidir diye. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hani dedik ya bir gözetim kurulu var ve hissedarlar tarafından şey yapılıyor. Üyeleri atanıyor genel kurulda, şirket genel kurulunda. Ama 2000'den fazla çalışanı varsa yarısı da çalışanlar tarafından atanıyor. İşte Alman sistemi bunu gerektiriyor. Yarısının da çalışanlar tarafından atanmasını. Çünkü burada kapitalizmin devam edebilmesi için işçilerin çoğu hakkı ta Bismarck döneminde böyle azar azar olsa da verilmiş. Mesela emeklilik hakkı, sağlık sigortası hakkı. Çünkü Bismarck'tan bu 1848-1830 devrimlerini görüp de ondan korkup işte ülke komünizme kaymasın diye kendi önlemlerini alan bilge bir şey yönetici. Ve sonra da Nazilerden sonra ülkeyi denazifikasyon denilen dönemde sendikaların gücü artıp da yetkiyi ellerine aldıkları zaman işte federal Almanya'da, Batı Almanya'da Amerikan ve İngiliz yöneticiler öyle diyelim şey yapmış. Bu fikri benimsemişler ve bu sistem aynen bu şekilde devam etmiş. Yani komünizme kaymaya gerek yok. İşçiler kendi haklarını alsın. Şirkette işçilerin de söz sahibi olsun dediği şey. Ama bu kurumsal yönetim kodeksi stakeholder'ı değil, shareholder'ı esas alıyor. Halbuki iki tane stakeholder var. Bir tanesi çalışanlar, bir tanesi hissederler. Şimdi diyor ki bunlar hep Anglo-Sakson sistemi arkadaş, bize gelmiyor. Yani biz sadece hissedarın haklarını düşünürsek bu bir sürü açığı bulup hissedarlar bunu yöneticiler hissedarları kötüye kullanabilir. İşçilerin denetimini koymamız gerekiyordu buraya diyor. Bu başka bir okuduğum uzman böyle bir şey söylüyor. Başka neler var? Der Spiegel'ın, onu internette bulamayabilirsiniz çünkü premium Almanca bir content. Bu Alman şirketlerinde, son söylediğim bu şey, fikri sonra bitireceğim. Alman şirketlerinde neden sürekli sorun çıkıyor? Belki onu sorularda gider, üzerinde geliriz. Yok, şu ana kadar gelmemiş. İstiyorsan söyle.
Efendim? Şu ana kadar öyle bir soru gelmedi. Soru İstersen gelmedi. Söyle. Peki. Biliyorsunuz ilk değil bir Alman şirketinde. Yani isimlerini sayarsak Mannesmann, Siemens, Volkswagen. Ama nasıl Almanya'da yaşıyorum ya onları. Deutsche Bank. Deutsche Bank 1, 2, 3, birden fazla. Ve şey, sonra da bu geldiğimiz nokta. Bu çalışmayı yaparken Güney Afrika'da bir Alman mobilya şirketinin bile 2017'de bir yolsuzluğa bulaştığını bu şekilde öğrenmiş oldum. Der Spiegel'ın çıkarttığı şey, şema şu. Bir, denetim kurulları, gözetim kurulları çok zayıf. Bu bahsettik ya Aufsichtsrat denilen. Bu çok zayıf, bunlar şaka. Az önce Wirecard'ın durumunu anlattık. Ama aynısı diyor Volkswagen'da da vardı. Burada diyor eski CEO'ları denetim kurulu, gözetim kurulu üyesi yapıyorlar. Yani aynı şirketin CEO'su daha üst bir yere gidiyor. Yönetim fonksiyonu belki yok. Gündelik işleri yapmıyor. Şirketin statüsüne karar verme konusunda belki CEO kadar yetkili olmuyor ama diyor ki bir danışman olmadan önce bir soğutma aşaması olarak oraya koyuyorlar. Ama diyor Der Spiegel'ın iddiası, ben bir şey demiyorum. Bunu yaparken hem kendi eski ne diyelim yaptıklarını üzerine örtülmesini sağlıyor. Bir yandan da şu, o sırada ki yöneticinin, CEO'nun yaptıklarına göz yumulması sağlanmış oluyor. Yani bir kazan kazan ilişkisi eski CEO ile yenisi arasında. Böyle bir durum var. Eğer bu gerçekleşmiyorsa da diyor, Deutsche Bank örneğini vermiş, dost, müşteri şirketlerden şeyler geliyor. Eski CEO'lar geliyor. Bu şekilde bir çapraz atamayla denetim, gözetim kurullarının bir şeyi yok, yetkisi yok. Bir başkası Der Spiegel'ın söylediği, savcılar çok güçsüz. Yani bir de bu işin yargı tarafı var tabii. Regülatör dedik de yargı hiç şey yapmadık. Mesela diyor Volkswagen'da, şirketlerin ismini vermeyelim ama Avrupa'nın ya da Almanya'nın en büyük hukuk bürosu ne olduğunu gidin bakın. Benim kendi uğraştığım rekabet hukuk alanında da en büyüğü odur. 50 tane avukatıyla savcıları bekliyordu diyor Volkswagen'da inceleme yaptıkları zaman. Ve onlar korktular yani her an biz de size dava açarız şeklinde gezen avukatlar var yani. Ve de bu işte saatlik para çarj ediyorlar. Amerika'da yine başka bir büyük şirket, en büyük değil ama çok büyük bir şirket. Amerika'daki Volkswagen'da bulunuyordu ve bunların danışmanlığı altında ve çok agresif bir hukuk şeyi var. Wirecard'da da aynısını gördük. Mekanizması var. Sürekli dava açıyorlar. Sürekli işte sen yanlış yaptın diye ve memurlar buna karşı çok fazla donanımlı değiller. Onların o kadar elemanı yok ve gücü de yok açıkçası. Politik gücü de yok. Bir başkası, sistemde bir sıkıntı var. Son 15 dakikamız kaldı. Sorularımız var. Ha, okay. Sistemde bir sıkıntı var diyor. Der Spiegel'in söylediği başka bir şey de. O da şu, bu şirketlerin kriminal olarak yani cezai olarak sorumlu tutulması gerekiyor. Bu ta 1945'te Nürnberg mahkemelerinde mesele olmuş bir şey. Bu Zyklon B diye bir gaz var. Toplama kamplarında kullanılan gaz. Bunu üreten şirket IG Farben. Ve şu ana kadar benim bildiğim, bunun üzerine okudum geçen senelerde. cezai olarak sorumlu tutulan tek şirket o tarihte. Ama diyor ki Der Spiegel, yani bir insanlık suçu işlendiği için orada. Ama biliyorsunuz Alman Nazilerin savunma sanayisi şu anda adını bildiğimiz bütün şirketler tarafından yönetiliyordu. Bu tankları yapanlar, mermileri, topları yapanlar şu anda asansör yapıyor, araba yapıyor, başka bir şey. Bunların böyle bir başına bir sıkıntı gelmedi. Bir tek o şey zehirli gazı yapanlar yargılandı. Şu anda diyor bunun geri gelmesi gerekiyor. Yani bu corporate criminal law bizim yapmamız gerekiyor. Çünkü diyor öbür türlü savcı tek tek kişilerin şeyine, cezai sorumluluğuna gidecekse bunların yolsuzluktaki, suistimaldeki şeylerin ispatlaması gerekiyor. Yani katılımını ispatlaması gerekiyor. İllet bağını kurması gerekiyor. Kusuru, ihmali göstermesi gerekiyor. Bu çok zor. Onun yerine şirketin bir şeye suistimale girdiği açık ve onun cezai sorumluluğundan bahsedelim ve de bir sorun varsa işte idamla eş anlamlı bir şey, şirkete son verelim gibi bir şey var. Teşekkür ediyorum. Ali, teşekkürler. Şimdi sorularımız var. Artık zamanımız yettiğince bunları birlikte cevaplamaya çalışalım. Şimdi birinci soru, sevgili dostum Hollanda'dan soruyor Bekir. Escrow hesaplar için özellikle Filipinler'deki bankaların tercih edilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Bir sorusu daha var. Kayyum mekanizması ve Filipinlerin CPI'deki yolsuzluk algı endeksindeki yeri etkili olmuş gibi geldi. Kayyumların kamu görevlisi olup olmadığını araştırmamı bulamadım. Sizin bilginiz var demiş. Ben şunu anladım.
Bu daha önceden Singapur'da bir bankada duran escrow account ve kayyum meselesinin 31.12.2019'da bir anda Filipinlere gittiği ve iki bankaya paranın gönderildiği konusu benim şahsi fikrim okuduklarımdan bence bayağı gerçek artık bu. İhtiyatlı olmayalım. Tamamen fikri. Böyle bir şey yok. Bu sadece o andaki adli muhasebe, bu Big Four'dan olan adli muhasebe şirketini ve bağımsız denetçinin artık ataklarına karşı biraz daha benim şahsi fikrim zaman kazanmak için yapılan bir şeyler. Çünkü hiçbir anlamı yok, hiçbir karşılığı yok. Hatta şöyle bir olay var. Filipinler'de seçilen iki banka, Filipinlerin en itibarlı bankaları. En itibarlı bankaları. Çünkü bu şey etkisini yaratmak için oturuyor. Çünkü bunları birileri oturuyor, tasarlıyor bu şeyi. Bu suistimali nasıl yapalım? İşte adli muhasebe uzmanlarını nasıl biraz daha şey yapabiliriz? Biraz daha bizden uzaklaştırabiliriz. Çünkü akın akın, yani şöyle bir şey olmuş. Ali sen de doğrularsın herhalde. Ocaktan itibaren, daha doğrusu adli muhasebe uzmanlığı girdiği andan itibaren Nisan'a kadar geçen süreç tam bir kaos şey için. Wirecard evet. Yöneticileri için. Yani evet. Üst üste artık üstlerine geliyor tren. Artık yaptıkları çok mantıklı şeyler olmamaya başlıyor. O nedenle Bekir senin sorduğun cevapların esasında çok da bir karşılığı yok. Zaten oralardalar. Singapur, Filipinler. Esasında daha da büyük bir soru var. Neden bu para Singapur'da duruyor? Neden gelmiyor Almanya'ya? Sorusu da sorulan bir soru. Çünkü gelmeli, gelebilir. Bağımsız denetçi hatta bir yerde bunu sorguluyor. O para niye duruyor? Yaklaşık 2 milyar euroluk bir rakam. Böyle bir konu var. Soruna böyle cevap verebilirim. Güzel bir soru var burada. Tasarımı en tepe yönetimine ait olan bir suistimalde söz konusu şirketin bir rüşvet ve suistimal programının veya bağlı buna bağlı eğitimlerin yapılması bu vakayı nasıl önleyebilirdi? Bence senin fikrin nedir? Diyor ki soru Ali. En tepe yönetim bunu yapıyor ama eğer burada bir rüşvetle mücadele programı olsaydı bir de eğitimler verseydik bu önlenir miydi diyor soru. Benim fikrim var ama senden bir alayım. Yani açıkçası şu anki durumda da bu iş çalışanlar tarafından ortaya çıkarılmış bir şey değil mi? Yani araştırmacı gazeteciliğin önemini tekrar evet. Vurguluyoruz piyasanın düzgün bir şekilde çalışmasındaki rollerini. Ama sonuçta haberi uçuran bir şey, whistleblower bir çalışan ve bundan dolayı kendisinin de başının yanacağının farkında olan Singapur'daki departmanın bir çalışanı bunu şey yapıyor, söylüyor. Yani bu eğitimler demek ki sadece hani işin yaptırım kısmını öğretmiyor çalışanlara, vicdan kısmını da öğretiyor. Yani burada yanlış yapılan bir şey var ve bu kurumun devamlılığı için buna müdahale edilmesi gerekiyor diyor. Ama sonra ortaya çıkıyor ki kurum aslında yanlış bir temelin üzerinde yükselmiş. Öyle bir sıkıntı var. Yani bu kurum kendi yaptığı işle para kazanmış ve bu kadar değerlenmiş bir kurum olmadığını öğrenmek tabii o çalışan için sürpriz olmuştur ama mesela bir önceki şeye Alman skandalına dönersek Volkswagen işinde. Yani orada bu durum ortaya çıktı. Hiçbir şekilde içeriden çıkmadı. Ve kurum devam etti. Çünkü o zaten para kazanan ve çalışmasında devam etmesinde gayet büyük bir önem, toplumsal fayda olan bir kurumdu. Wirecard için demek ki aynı şeyi söyleyemedik. O kadar para yokmuş şirketin içinde. Eğer öyle olsaydı bu çalışanın vicdanı ve kendi kişisel sorumluluğu bu eğitimle ve farkındalıkla ortaya çıkmış bir şey diye düşünebiliriz. Evet. Evet, ben burada yine senin bahsettiğin daha önce kurumsal yönetim konusu. Yani governance'dan sorumlu, kurumsal yönetimden sorumlu yapıyla yönetimin birbirinden ayrılmasının önemi bence çok böyle aşırı ortaya çıkıyor bu Wirecard gezinde. Yani buradaki supervisory board veyahut da işte board of directors yönetim kurulunun yönetimden ayrı olması ve stratejik ve kontrolle ilgili sorumluluklarını bağımsız bir şekilde yerine getirebilmesi ne kadar şey olursa, sert olursa bence bu konularda yönetim de kendini o kadar şey yapar, şekil düzen verir. Devam ediyorum. Salih İslam, bu kadar büyük Almanya'da ilk 30'a girmiş bir firmada kendi iç denetim birimi yok muydu? Var ise süreç içinde reaksiyonu hakkında bilgi verir misiniz? Harika bir soru. Salih Bey, ben yani ne bileyim işte kaç haftadır okuyoruz Ali? Yani çok okuduk. Hiçbir yerde internal audit geçmedi. O kadar yani Financial Times şeyi var, adli muhasebe uzmanının yani bu adli muhasebe uzmanının raporu yayınlandı bu arada, public oldu. Ona da bakabilirsiniz. Hiçbir yerde iç denetim birimi yok. İç kontrol ve iç denetim
esas notlarım da vardı. Biraz önce Ali'ye bırakacağım diye konuyu hızlı geçtim. İç denetim birimi muhakkak var böylesine firmada. Ama etkin olmadığı çok açık. Ha, Mayıs 2020'de kurulması planlanıyor, öyle diyelim. Mayıs? 2020'de yani. Biraz geç sanki. Biraz geç olmuş. Evet, sonra devam ediyorum. Emre Bey, teşekkürler. Bu olayın neredeyse başından beri planlanmış bir düzen. Tekrarını önlemek için bugün ülkemizde ne yapmalı sizce? Mevzuat mı yapılsın, değiştirilsin? Dijital kontrol stop sistemleri mi geliştirilsin? Düzenleyici kurumlar nasıl yapılandırılsın? Cezalar mı arttırılsın? Cezaların genişletilmesi personelde uygulanmalı mı gibi çılgınlar gibi arka arkaya sorular sormuş Emre Bey. Bu olayın Türkiye'de, bir daha okuyayım, bu olayın tekrarını önlemek için bugün ülkemizde yani ne yapılmalı? Her şey bizim de ortaya çıkmasın diye. Ülkemizde çıkmasın diye. Ali ne dersin? Mevzuat mı yapılsın diyor, neler yapılsın? Şimdi ülkemizi bilmiyorum da burada tartışılan şeylerden birini konuştuk. Denetim denilen şeyin bağımsız denetimi tartışacağız ve bunda bir reforma gideceğiz diyor parlamento komisyonu. Ama söyledikleri şeylerden bir tanesi de bu BaFin'in yetkilerini arttıralım. Çünkü regülatörler sürekli bizim personelimiz yok ve yetkimiz yok dediler. Ama gerçek olan bir şey var. Yani bu dedikleri de gerçek muhtemelen. Nasıl gerçek olan bir şey var? Yetkileri muğlak. Yani yetkinin amacı ne? Çerçevesi ne? Bu ortada değil. Ne yapmaları gerekiyordu? Bunu bilen insanlardan oluşmuyormuş regülatörler. Ama ben regülatörün yetkisinin arttırılmasının bir ülkenin, yani çok genel olarak söylüyorum, biraz içkenmeden söylüyorum tabii ki, hayrına olmayacağını düşünüyorum, onu söyleyeyim. Yani bu şirketler bunları yapıyor. Dolayısıyla devlet memurlarının yetkisini arttıralım. Yani şirketin yöneticisine güvenmiyorsun ama o zaman paranı yatırma. Devlet memuruna güvenmiyorsan yapacağın bir şey yok çünkü. Yani niye paranı yatırma? Öyle bir durum. Yani bu konu esasında üçlü savunma hattına ilişkin çok güzel bir örnek. Yani acı bir örnek ama sen bahsettin. Ve esasında sen yani olaya şöyle bakmak lazım. Üçlü savunma hattında üç savunma hattı şirketin içinde kuruluyor. Aha. Bir de dışarıda iki hat var. Sen biraz önce onlardan bahsettin. Bağımsız denetim ve regülatör. Evet. Tabii ki bu işin sahibi yönetim. Yani bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şirkette hataların ve hilelerin önlenmesinden ilk sorumlu yönetim. Bağımsız denetim raporunun da girişinde bu yazar zaten. Onun için dengeli düşünmek lazım. Benim buradan aldığım mesaj şu. Bu hem ülkemizde hem de dünyada bunun olması için şirketlerdeki iç kontrol sistemlerinin, savunma mekanizmalarının sağlıklı kurulması lazım. Özellikle suistimal risk değerlendirmesinin sağlıklı yapılıp buna cevap verecek bir sistemin geliştirilmesi lazım. Bunun tek çıkış yolu budur. Biz dışarıdaki regülatörlere, dışarıdaki bağımsız denetçiye falan yönetim perspektifinden konuşuyorum. Teyidin bir amacı da çünkü şirketlerde bunu yaygınlaştırmak. Ben yönetim açısından baktığımızda ev ödevimizi bence şirketin içinde yapmamız lazım. Öncelikle tabii ki bağımsız denetim kuruluşları ve tabii ki regülatörlerin duruşu çok kritik. Bunu da zaten üzerine gidecektir diye düşünüyorum yetkililerin. Mustafa Başar Avcı, Wirecard Türkiye faaliyetlerine devam ediyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki düzenleyici ve denetleyici otorite herhangi bir aksiyon almış mı ya da alacak mı, bilginiz var mı? Benim hiç fikrim yok. Yani olduğunu biliyorum böyle bir şirketin ama bir aksiyon alındı mı? Ali sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. İşine devam edip etmediği konusunda da fikrim yok. Yani şirketin iflası açıklandı ama şirket durduruldu, faaliyetine son verdi diye bir şey yok. Çünkü Amerika'daki kolunu satmaya çalışıyorlardı şirketin. Galiba satıldı da. Evet. Yani faaliyetlerine devam ediyor çünkü. Anladım. Diğer bir soru Müjder Abtekin sormuş. 2009'dan 2019 yılına kadar şirket defterlerini ve raporlarını tutan, denetleyen yani denetim firması kendi çıkarları için yapılan suistimali görmezlikten geldi diyebiliyor muyuz? Denetçinin akıbeti Enron vakasında akıbeti kötü sonla biten Arthur Andersen gibi olur mu? Bu suistimal vakasında Alman hükümeti, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ve denetleyici kurumlarının etkisi nedir? Teşekkür ederim. Yani yine biraz önce konuştuğumuz bağımsız denetim perspektifinden bir soru. Bence buradaki bütün hem şirket hem düzenleyici otorite hem de bağımsız denetim fonksiyonu burada kendine zaten bir bakıyor hem de biraz bu işin en başında bahsettiğim bu etkinliğin hem soruşturmalar hem de mahkemeler devam ediyor. Zaman gelince artık göreceğiz nasıl gelişecek
bir şey söylemek istiyor musun? Evet, son tabii kısmı ki. Alman devletinin buradaki rolü ne diye. Şimdi bir kısmını açıkladık herhalde. Milliyetçilikle yaklaştı dedik devlet. Bir tanesi de yine meclis komisyonu soruşturacak konulardan bir tanesi Merkel'in partisi bu işin ne kadar içinde. Yani CDU'nun Chief of Staff diye İngilizce çeviriyorlar. Genel sekreter diyelim. Yani özel kalem müdürü demek yanlış olur çünkü daha yetkili birisi. Wirecard'a danışmanlık yapıyor. Ve o bunlardan bahsetmedik. Fazla dedikodu şeydi, malzemesi değil. Ama dedikodu değil, gerçek ve siyaseti etkiledi. Bu sayede Merkel'le bir Merkel'in Xi Jinping, yani Çin başkanı Xi Jinping nezdinde birebir lobi yapmasını sağlıyorlar Wirecard için. Ve de bu lobi sonunda işte market access diye geçiyor. Oradaki çalışma iznini alabilmesini sağlayabilmesi için Merkel bu şirketin lobisini yapıyor. Arada eski Alman istihbarat kuruluşunun eski başkanı da bu işin içine giriyor. Bunların hepsi işte dediğim gibi meclis araştırma komisyonu tarafından soruşturuyor. Yani buradaki sistemde böyle güzel şeyler hep oluyor. Volkswagen'da da aynı şeyler oldu. İsimler ortaya çıkmamıştı. Şimdi ortaya çıktı. Yani bu CDU oranın merkez sağ partisi biliyorsunuz yıllardır da şeyde iktidarda. Onlarla iş dünyası arasındaki ilişkiler öyle çok uzak, birbirine uzak ilişkiler değil, gayet grifit ilişkiler. Ali, değişik bir soru var. Diyor ki Umut Turan arkadaşımız, selamlar. Merhaba. Raporlayan kişinin ülkenin regülatörüne değil de bir Amerikan gazetesi olan Financial Times'a ihbarı yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Herhalde gündeme almayacaklarını önceden bilmişler. Peki, diğer sorusu, bağımsız denetim kurumu geçmiş yıllardaki bulguyu Alman otoritesine raporlamış mı? Benim gördüğüm kadarıyla 31-12-2018 mali tabloları bağımsız denetim firması tarafından görüş veriliyor. Onda hiçbir sorun yok. Ben de inceledim. Hatta 2018'de yapılan o Singapur'daki ihbar konuları falan faaliyet raporunda çok detaylı veriliyor. O sırada o ana kadar yani bağımsız denetçi bunu sanıyorum işte Nisan civarında değil mi şeye otoriteye taşıyor, BaFin'e. Evet. Evet, yani taşımıyor. Bağımsız denetçinin durumu şu. İndiriyor bir yerde. Raporları yayınlayamıyor, onaylayamıyor. Bu durumda şeye, mevcut durumu da kendisinin bağlı olduğu işte biraz önce neydi bu şey denetleyen şirket? Evet. APAS'a bildiriyor. Nisan başında. Evet, yani o zaman emin olduğu için o zaman bildiriyor. Bir diğer soru, Wirecard skandalında hepsi bağımsız denetimle ilgili geliyor. Wirecard skandalında bağımsız denetim firması ve adli muhasebe firmasının yasal otoriteler nezdinde maruz kalacağı yaptırımlar nelerdir? Mahkemeler devam ediyor, bunu bilmiyoruz. Çok az kaldığının farkındayım Neslihan. Şirketin bağımsız denetim kurulu üyeleri çok uzun bir soru. Bağımsız denetim kurulu üyesi yok. Belki bunu söyleyebiliriz. Sorun tamamını okuyor musun? Sen okudun mu? Risk yok, risk denetim şeyi yok, komitesi yok. Bence biraz şüphe uyandırdı. Bu kişiler denetim komitesi, risk yönetimi. Yani bunların hepsiyle ilgili çok ciddi soruyu soran kişiye söyleyelim. Çok ciddi sorularımız var bizim de anlamadığımız. Bu da işte Almanya'nın, Ali'nin bahsettiği kurumsal yönetim şirketlerdeki yapılanmasıyla da biraz alakalı. Ve tabii burada Ali size ne kadar geçirebildi emin değilim, sizde yarattı. Biz tabii biraz içine girdik. Yani uçan bir şirket bu. Herkes etkilendi bu şirketten Almanya'da. Yani değil mi? Yani bu bir gerçek. Yani evet. O kadar hızlı büyüyor ve o kadar star ki. Bundan herkesin etkilendiği çok açık ve tuhaf bir dönem yaşanıyor. Yani tuhaf bir dönem yaşanıyor ve bunun sonucunda kimse çok çok normal soruları dahi soramıyor. Hakan Cavlak bir akademisyen, bana da yaptığı çalışmaya gönderdi. Saygılar, sevgiler. Wirecard skandalının ortaya çıkmasında önemli bir role sahip olan muhbirlere, bilgi uçuranlara, whistleblower yönelik Türkiye'deki özel sektör bazlı bir yasa mevcut mudur? Hayır, mevcut değildir. Mevcut değil ise olması gerekir mi ve ne gibi faydalar sağlar? Hakan Bey, biz Etik ve İtibar Derneği olarak biz bunu sürekli ihbar mekanizmalarının şirketlerdeki etik uyum evrenini geliştirecek bir unsur olduğunu sürekli söylüyoruz, anlatıyoruz. Ben de zaten bu şeyde etkinlikte öneminden bahsettim. Biz özel şirketlerde bunun kurulması için çok ciddi bir savunuculuk faaliyeti yapıyoruz. Ben burada durmak durumundayım. Var sorular ama yetişmem imkansız. Daha bayağı soru var. Değil mi Neslihan? Sanıyorum bitirmemiz lazım. Saat
Tam o... Evet. Evet. Peki. O zaman efendim Ali? Adeta bir Alman gibi. Tam sayı. yani şimdi öyle 90 dakika uzun bir süre. Ali sen istersen son sözünü söyle. Ya benim söyleyeceğim dinlediğiniz için teşekkürler. Ama eğer bir içeriye çıkayım bir şey söyleyeceksem bu iş ne denetimle ne regülatörle olacak bir şey değil. Almanya'daki bu kurumsal yönetim kodeksinin bağlayıcı olmaması da bence bunun meselesi değil. Bu kültür meselesi. Yani bu kültürde bunu söylemek belki teyidin şeyine uymaz ama yani toprağın altından sesler gelen bir ülkede böyle şeyler bence düzen tutmaz. Yani burada köle emeğinde zenginleşmiş şirketlerden de bahsedebilirsiniz. Savaş zamanında şeylerle. Başka şekilde zenginleşmiş şirketlerden de bahsedebilirsiniz. Yani bu Amerikan mantığı çok burada yok. Bu Anglo-Sakson mantığı yok. Ben çalışırsam başarılı olurum mantığı yok. Çünkü çalışmadan başarılı olmuş, zenginleşmiş şirketlerin hala yönetimde olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir sürü bir şey yolunda gidiyor. Orası öyle. Bir gerçekten bir sosyal piyasa ekonomisi. Orası öyle. Ama böyle şeyler aradan çıkmaya devam edecektir. Ali çok teşekkür ederim. Son haftalarda verdiğin destek için de teşekkür ederim. Sen çok yardımcı oldun bu konuya benim girmeme de. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben de suistimal olmaz demeyin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Söz senden Neslihan. Fikret Bey, Ali Bey çok çok teşekkürler. Biliyorum hani bu 90 dakika diyoruz ama bunun arkasındaki emeğinizi, araştırmanızı, çalışmanızı biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ederiz. Bugün bizimleydiniz. Sorularınızı da zenginleştirdiniz. Vaktinde de kapatıyoruz. Çok çok teşekkürler. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere diyorum.